Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gündemin öne çıkan haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Sağlık Sen Hekim Komisyonu, akademisyen ve akademisyen adayı hekimler için uygulamalı akademik gelişim kursu düzenledi. Hekimlerin akademik gelişimlerine destek sunmak amacıyla gerçekleştirilen kursa ilgi yoğun oldu. Alanında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı buldu. Kurs kapsamında eğitimciler çeşitli konularda sunumlar ve interaktif atölye çalışmaları yaptı. Uygulamalı akademik gelişim kursu hakkında bilgi veren Sağlık Sen Hekim Komisyonu Başkanı Hüseyin Alperen Güldiken, hekim komisyonu olarak hekimlerimizin çalışma şartları ve özlük hakları için mücadele ederken aynı zamanda akademik gelişimlerine katkı sunmaya yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Hekimlerimizin araştırma ve yayın becerilerini geliştirmesi ve akademik gelişimlerini kolaylaştırması amacıyla bu kursu düzenledik. Buna benzer nitelikli etkinliklerin gelecekte de yapılmasını planlamaktayız diye konuştu. Sağlık Sen, sağlık hukuku konusunda yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Irgatoğlu ve Abdullah Tuman, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Avukat İlhan Atiboğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Sağlık Sen Hukuk Müşaviri Avukat Özlem Titrek Yıldırım da yer aldı. Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Genel Başkan Doğan, sağlık hukuku alanında yaptığımız çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunarak önümüzdeki dönemde bu alanda yapacağımız çalışmalarda ortaya koyacağımız işbirliği hakkında değerlendirmelerde bulunduk ifadelerini kullandı. Türkiye Sağlık Vadisi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Vadisi'nin kuruluşuyla ilgili karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. Sağlık Vadisi projesinin hayata geçirilmesi konusundaki en ileri adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla atıldı. Sağlık, bilim ve teknolojileri alanında istikbalimiz için söyleyecek sözüm, yapacak işim var diyen herkesi kuşatacak bir ekosistem kuruluyor. Yerelleşme hızlanacak, dışa bağımlılık azalacak. Hepsi önce kendine yeten, sonra ihtiyaç duyanlara yardım edebilen güçte bir Türkiye için büyük başlangıç, ülkemize hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde görülen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran sağanak yağış birçok ilde su taşkınlarına neden oldu. Yağmurda etkilenen illerin başında gelen Adana'da sabah başlayan yağmur yolları göle çevirirken birçok bina ve iş yeri de sular altında kaldı. Ceyhan Devlet Hastanesi'nin acil bölümü ve otoparkı da sular altında kaldı. Yaşanan olayla ilgili geçmiş olsun mesajı yayınlayan Sağlık Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nenlioğlu, aşırı yağışlar nedeniyle Ceyhan Devlet Hastanesi acil servisini su basmıştı. Meydana gelen su baskınında maddi hasar meydana gelmiştir. Tüm Ceyhan Devlet Hastanesi çalışanlarına ve hastalarına geçmiş olsun diliyorum. Devletimiz büyüktür. En kısa zamanda telafi edileceğini biliyoruz ifadelerini kullandı. Sağlık profesyonellerinin sorunlarını masaya yatıran ve sorunlara çözüm önerileri arayan Sağlık Sen, Çalıştay ve toplantılarına tüm hızıyla devam ediyor. Her branşta görevli sağlık profesyonellerinin sorunlarını tek tek konuşan Sağlık Sen, şimdi de diş teknisyen ve teknikerleriyle diş protez teknisyenleri ve teknikerler için toplantı gerçekleştirecek. 30 Mayıs 2024 Perşembe günü yapılması planlanan toplantıda sahadan gelen isimler çalışma koşullarına yönelik sorunlarını dile getirerek çözüm önerilerini sunacak. Özlük, mali ve sosyal hakların konuşulacağı toplantıya yönelik bir rapor da hazırlanacak. Sağlık Sen İstanbul 9 No'lu Şube Başkanı Mustafa Sadıç ve yönetim kurulu üyeleri Adli Tıp Kurumu Başkanı Doktor Hızır Aslı Yüksek'i ziyaret etti. Ziyarette Sağlık Sen'in 7. dönem toplu sözleşme kazanımı olan bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatlarında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin sağlanmadığı durumlarda bu personele aylık toplu taşıma kartı verilir. Kararına ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun çalışanlara ulaşım desteği verdiğine dikkat çekildi. İstanbul 9 No'lu Şube Başkanı Sadıç, bu kazanımın hayata geçirilmesinden dolayı Kurum Başkanı Aslı Yüksek'e ve yönetim kurullarına teşekkür etti. Ziyaretle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Sadıç şu müjdeleri verdi. Kurum Başkanımız görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yıl sonuna kadar yapılacağını tarafımıza ilettiler. Görüşmede çalışanlarımızın kreş sorununu da
gündeme getirdik. Adli Tıp Kurumu'nun yeni yapılacak bina projesi bitiminde, kreşinde, kurum bahçesinde bağımsız bir binada hayata geçeceğinin bilgisini aldık şeklinde konuştu. Değerli izleyenler, ne yazık ki İsrail zulmü bitmek bilmiyor. İsrail'in Filistinlere yönelik katliamları tüm dünyanın gözü önünde yaklaşık 8 aydır sürüyor. Son olarak Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki kampta İsrail saldırılarının hedefi oldu. Çadır kent cehenneme döndü. 8 füzeyle vurulan Refah'taki çadır kentte yüzlerce insan hayatını kaybetti. İsrail'in çadır kenti hedef almasının ardından tüm dünyada vatandaşlar sokaklara döküldü. Ankara'da Memur Sen'in bileşeni olduğu Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Siyonist İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı ve Refah Çadır Kent'teki katliamını ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla protesto etti. Terörist İsrail! Terörist ABD! ABD Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalığa seslenen Memur Sen Genel Başkan Ali Yalçın, katilleri cesaretlendiren ABD'yi lanetliyorum diyerek sözlerine şöyle devam etti. Burada İsrail'le beraber katil sürüsünü cesaretlendiren ABD'yi de lanetliyoruz. İnsanlık onurunu ayakta tutmaya çalışan haysiyetli insanlar olarak sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bu konuda sesimizi kısmayacağız ve her defasında haysiyetli durmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler, bu haberimizle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber bültenimizde yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.